malum 6. gündeyiz. 7.7 ve 7.6 şiddetinde olan depremle alakalı şu anda Konya'nın Çumra ilçesi Karkın mahallesindeyiz. Önemli bir nokta. Özellikle Konya için neden diyeceksiniz? Konya'dan sürekli yardım geliyor. Dolayısıyla da Karkın mahalle muhtarımız konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Tabii bu süreçte telefonu hiç susmadı. Dilerseniz sözü çok fazla uzatmadan muhtarımıza dönelim. Efendim bir buradaki durumu anlatabilir miyiz? Buradaki durum işte AFET'te misafirlerimizi kabul ediyoruz. Burada AFET'e ait yani AFET tarafından yaptırılmış olan 109 evimiz var. Bu 109 evi mahalle halkımız seferber oldu. Bir eve ne lazımsa o yapıldı. Zaten eksiklerini gelen misafirlerimiz söyledik sıra hallediyoruz yani karşılıyoruz ihtiyaçlarını. Başka benim söyleyeyim. Toplamda 109 ev var, doğru mu? 109 evimiz var, idari binamız var, mescidi var, çocuk bahçesi var. İşte ya çayından çamaşır makinesine kadar her şeyini hazırladık. Şu anda hali hazırda gelen var mı depremzede? Gelen yolda 43 tane ailemiz var. 43 tane ailemiz var. Toplam 109 evimiz var hala. 109 ailem, evet 109 evimiz var. Doğru. Peki bu çalışmalar ne zaman başladı depremin? İlk gününden başladı. İlk gününden itibaren başladı. Üç misafirimiz geldi. İkisinin çocukların rahatsızlığından dolayı Çumra'ya gittiler. Ama evleri burada. Yani evleri burada oturdular yani. Peki efendim özellikle eksik olan herhangi bir gıda malzemesidir diğer eşyalar? Gıda hiçbir şey eksiklerini zaten aklımıza gelmeyen bir şey olursa biz hallediyoruz. Depremzedeler bize ne söylerse biz onu yapıyoruz zaten. Peki konuyla ilgili diğer destek veren hangi birimlerimiz var? Mesela Karatay özellikle kaymakamımız. Evet Karatay kaymakamımız zaten geldi burada incelemelerde bulundu. Karatay'a bağlı köylerimizden yardımlar geliyor. Çumra'dan, Çumra sanayisinden, kendi mahallemizden, Çumra'ya bağlı bütün köylerden geliyor şimdi. Bütün köylerden muhtar geliyor. Arkadaşlarımız, Çumra'mızın 53 muhtarı var, 53'ü de arıyorlar sağ olsunlar. Hepsi ne yapabiliriz? Geliyor, şu anda. geliyor tabii. Çumra Belediye Başkanımız yardımlarını esirgemiyorlar yani işte. Efendim çok teşekkür ediyoruz. SİHA olarak şu anda Konya Çumra ilçesi Karkın Mahallesi. Karkın Mahalle Muhtarı Ekrem Karademir'den detaylı bilgileri aldık. Şu anda depremin 6. günündeyiz. Yaklaşık olarak vefat sayımız 20.000'in üzerinde. Buradan da biz de özellikle SİHA ailesi olarak bütün deprem zedelerimize vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Yerimiz var abi. Gelin. Ya bunlardan al. Açık mı burası? Açık gelin değil. Abi. Açık değil. Dur bakalım. Hadi yap. Bunlar ilk önce bir şey alalım. Bu arkadaşlar Hatay'dan geliyor. Hatay'dan mı geliyor? Hemen şurayı açalım. Hemen şurayı açalım abi. Hemen şurayı açalım. Sokardan aldık. Biz buraya getirdik. Bir saniye. Yetkin yok abi. Allah razı olsun. Yok Allah razı olsun. Tamam. Biz seni konuşturmak adına açalım. Ben devlet memuruyum. Komşum rica ediyorum. Neler söylüyorsunuz efendim konuyla ilgili? Valla acılar çok büyük. Değerli seyirciler gördüğünüz gibi efendim Hatay'dan özellikle depremize de vatandaşlarımız şu anda geliyor ve yerleşiyorlar. Burada bir yardımsever vatandaşımız var. Görevinin ne olduğunu sormuyoruz. Neden? Çünkü bütün insanlarımız, bütün vatandaşlarımız şu anda herkese hizmet ediyor diyelim. Peki nasıl getirdik efendim? Bilgi verebilir miyiz? Otogardan karşıladık. Alo. Hocamla beraber. Hocamızla birlikte. İki araba. Evet. Karşılayın. Bir aile. 4-5 tane çocuk, anne baba. Anne baba. Her şeyleri yıkılmış. Arabaları evin altında kalmış. Evet. Selamünaleyküm. Canlarını kurtarmışlar. Akrabalarını kurtarmışlar. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Tekrar geçmiş olsun efendim. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Arkadaşlar ben mahalle muhtarıyım. Hoş geldiniz. Sen misin? Ekrem Karadır. Ben muhtarım. O dernek başkan. Deprem çok ağır yaşadık. İyi yapmışsınız arkadaşlar. Altına kaldı. Kardeşim orada kilitli kaldı. Bir şekilde çıktık. Küçük aile olarak kurtulduk. Ama çok fazla can kaybımız var. Arkadaşlarımızdan uzak akrabalarımızdan bayağı bir kaybımız var. Evet. Öyle mi? Tekrar başlıyoruz. Sağ olsun. Çok geçmiş olsun sizler. Bir şeyler söyleyebilir misiniz? Anlıyoruz efendim. Peki sizler. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Sizleri de rahatsız etmeyelim. Buyurun efendim. Sizleri tanıyalım. Abi biz Hatay İskenderun'dan geliyoruz. Enkazda işte bu depremde mağdur kalanlar ailelerden biriyiz. Olay zaten çok büyük olay. Haberlerde de herkes görüyor. Ne yapalım ki elden de bir şey gelmiyor. Olan oluyor. Ama çok şükür ailemiz de olsun canlı çıktı. Ama evlerimiz hepsi gitti evlerimizin. İlk gün zaten gece oldu bu.
olay şiddetli bir şekilde. Önce akıcı sarsıntı oldu, öyle hissedemedik ama sonra iki defa sallanınca büyük bir deprem olduğu belli oldu zaten burada. Koşarak evden çıktık zaten. Kendi canımızı ne oldu, bir şey zaten alamadık. Çırılçıplak ayaklarım ne varsa o evden fırladım çıktım. Hanımı da tuttum elimden. O şekilde komşulara duvar işte kapılarına vurarak kalkan belki olmamıştır diye düşündüm. O şekilde indik. Bütün sonra bu sarsıntıyı tabii herkes hissetmiş. İnen indi, inenmeyen kaldı. Bilmiyorum o kadarını daha. İlk günde sıkıntı oldu. Şöyle bir şey oldu. Yani ilk gün olduğu için zaten insan deprem olduğunda hissetmiyor. O her şeyi unutuyor. Bir yardım da olmaz zaten. Ama ikinci günü akşamı yardımlar çok şükür yemeğe başladı. Tabii her zaman geldi. Bir çadırlarımız yoktu. O da dünden itibaren arkadaşlarla görüştüm memleketten. Hatay'ı aradım arkadaşlar. Çadırlar, tuvaletler, her şey sağlanmış. Şu anda hepsi iyiymiş şu anda. Tabii şimdi kalanlar Allah sağlık versin hepimize. Ama gidenlere de Allah rahmet eylesin. Bunların içerisinde benim birinci derece akrabalarımda herhangi bir şey yok. Annemi enkazdan çıkardık. Halalarım, ondan sonra yeğenlerimin çocukları. Bunlar vefat etti hepsi. Küçük yaşta iki tane çocuğumuz var. Onlar vefat etti. Daha da haber alıyoruz. Arıyoruz şimdi buradan. Peki ben şunu soracağım. Hı-hı. Özellikle gece saatlerinde, sabah saatlerine doğru yakalandık. Evet. İlk o anı bize bir anlatır mısınız? Neler yaşandı? Vallahi şimdi ben yatıyordum. Ben kolay kolay depremi de hissetmem. Hanım çünkü geç yatıyor. Ben işten geldiğimde yorgun olduğum fazla hissediyorum. Ne var ki o gün? Ben hissettim. Önce böyle bir sallandı. Sanki yani dedim yatak mı acaba oynuyor hanımı yani dönüş falan. Sonra tırıl etmeye başladı. Hanım dedim kalk deprem oluyor. Çünkü bundan bir hafta önce veya 10 gün önce bir olay oldu. Haberlerde de şey yaptık. Tabii o kadar dikkat etmedik. Kimse de bizi ikaz etmedi. Yani olabilecek böyle bir deprem var diye. Ne oldu? 18'de şu hanımı o şiddetli çok büyük bir sallantı. Ben böyle bir şey görmedim. Yani yaşım 53 şu anda benim. Ben böyle bir deprem görmedim. Yaşlılarımıza da soruyoruz mesela orada bulunduk. Biz dedi yaşımızca bu kadar büyük bir depremi hiç görmedik. Belki 100 yılın, belki 500 yılın, belki artık neyin depremi bilmiyoruz. Ama sağ salim çıktık çok şükür. Ama vefat eden akrabalarımız var, üzgünüz. Antakya'da babam, annem, kayınvalidelerim, kayınçolarım hepsi orada. Biz hanımla beraber Hatay'dayız ikimiz de. Yani, pardon, Mixyer'in arkadaşım, canlı yayındaki arkadaşım biraz daha yaklaşabilir miyiz? Sesi tam alsın. Diğer paket yayını yapan arkadaşım orada kalsın. Evet efendim, dinliyoruz. Ondan sonra o şekilde bir fışımda ne varsa elimizde artık giydiğimiz o şekilde çıktık. Ve o gün çok büyük şiddetli de bir yağmur var. Ne var ki artık Allah'ın rahmeti. Büyük bir şey, soğuk. Zaten soğuktu. İlk gün yemek, memek, su hiçbir şey yoktu. Yani hakikaten şimdi bazen adam o soğukta kalır, depremde mi ölsem diyor, Allah'a şık koşmayan soğuktan mı artık sonra yani biz isyan ettik yani birinci gün. Ama ikinci gün sağ olsun her şey geldi. İyi kötü idare ettik, çadırlarımız yoktu, gelmiş onlar da gelmiş. Biz kendi imkanlarımızdan buraya geldik çünkü imkanımız var diye gelmiyor ama imkan olmayan çok kişiler var. Çok kişiler. Tabii yaşlılar var, çocuğu olmayanlar var. Biz kendi elimizden geldik, kendi içimizde orada bir yardımlaşma durumuna girdik. Mecburuz, kimse yok ilk günde yani elektrikler gitti, su yok. Bir yandan işte WC ihtiyacı var, hastalık başvuruyor, her taraf okullar dolu. Zaten caddelerden araba girmiyor, yardım olsa girmesi mümkün değil. Binaların hepsi çünkü caddeler, yardım yerlerini kapatmış. Afet zaten ikinci günü geldi. Birinci günü gelemedi. İkinci günü geldi afet. Hatta ben orada çalışmalarda da bulundum. Orada bir aile vardı hemen okulun karşısında. Beni çağırdı. Oradan askeri personel falan gelmişti kurtarmaya. Abi yardım edebilecekler gelsin dedi. Biz de gittik. Orada bir aile vardı. Kız, annesi vefat etmiş yanında kız kardeşi. 18 yaşında bir kız vardı. Onu çıkardık çok şükür. Yani yalvarıyordu vallahi. Yani ben artık dayanamayacaktım. Onu gördükçe kızım aklıma geliyor. Öyle bir şey durum olsaydı. Çünkü kızımı Antakya'ya bırakmıştım. Üniversiteden de okul için göndermiştim. Biz İskenderun'da hemen peşinden sabah oraya gittik. Çok şükür onlar da 5. kattan indi. Onlar da kurtuldu. Onların da binaları gitti komple. Babam gelin binalar hepsi gitti. Zaten bina diye bir şey kalmadı. Tamam. Biz yanımıza yani hani derler ya böyle tarla. Resmen tarla oldu Antakya, Hatay.
Kırkhan bölgesini sonradan duyuyor. Var mı efendim? Peki halihazırda hala olan ev var mı yani ayakta? Ya, var ev. Yani ben şöyle diyeyim yani 100 evden olsun yani 10 tane veya 5 tane o da girilmez. Evet. Mümkün değil giremezsiniz içine. Giremezsiniz. Yok mümkün değil giremezsiniz. Yani bu nasıl biliyor musunuz? Artık sil baştan. Sil baştan. Evet, sil baştan. Yani devlet zaten yani televizyonlarda iyi kötü burada bakıyoruz. Yani komple Hatay'ı intikal ettirecekler ya boşaltacaklar. Yoksa o zemin üzerinde yapılan hiçbir yani ya bize buna bir şey yapalım da bunu ayakta tutan böyle bir şey yok. Olmaz. Yok, yok mümkün değil. Olanlar da gider orada. Peki efendim bizler de tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun, efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar yayınlarımızı farklı noktalardan açtırıyoruz. Malum depremzede vatandaşımız size oradaki o sıcak gelişmeleri bir şekilde aktardı. Bizler de ne diyelim ara ara özellikle vatandaşlarımız geldiği sürece sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.